Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde baskı resim tekniklerinden taş baskı ya da orijinal adıyla litografiyi tanıtmaya ve uygulamaya çalışacağım. Offset baskının ve günümüz endüstriyel basımcılığının temelini oluşturan taş baskı 1796 yılında Alman Alois Senefelder tarafından bir rastlantı sonucu bulunmuş. Daha sonra bu teknik sanatçılar tarafından benimsenmiş ve sanatsal amaçla kullanılmıştır. Şimdi bu tekniği önemli aşamalarıyla uygulamaya çalışalım. Adından anlaşılacağı üzere taş baskı tekniği taş kalıp üzerinde gerçekleştirilir. Bu taş yağa karşı oldukça duyarlı, yüzeyi düzgün ve gözenekli, kalınlığı ortalama 10 santimetre olan 30-41-60-80 santim boyutları arasında değişik boyutlara sahip özel bir kireç taşıdır. Çalışmaya başlamadan önce taşın ya da taş kalıbın yüzeyinin iyice temizlenmesi gerekir. Daha önce çalışma yapılan bir taş kalıp önce bol su ile ıslatılır. Bir sünger yardımıyla taşın yüzeyi temizlenir. Daha sonra taşın yüzeyine temizleme kumu serpilir. İkinci bir taş, biraz daha küçük ikinci bir taş, taşın üzerine kapatılır. Ve birkaç hareketten sonra, dairesel hareketten sonra karşılıklı köşelerden tutularak küçük taş düzenli hareketlerle taşın yüzeyinde çevrilir. Bu işlem taşın yüzeyinin iyice temizlenmesine kadar sürer. Temizleme kumu bir süre sonra iyice incelir, bulamaç haline gelir. O zaman taşı kaldırıp tekrar bol süre yüzeyleri temizlememiz gerekir. Hemen arkasından taşın kenarlarındaki sertlikleri almak için iyi kullanılır. Tekrar bol süre yıkanır. Bu halde taşımız çalışmaya hazırdır. Taşın yüzeyi kurduktan sonra kenarlarına bir fırça yardımıyla 2-2,5 santimetre genişliğinde Arap zamkı sürülür. Arap zamkı kurduktan sonra taşın yüzeyine yapacağımız çalışma kopya edilir. İşlemi bittikten sonra çalışmamıza başlayabiliriz. Taş üzerine
yağlı kalemler, yağlı lito kalemi veya yağlı, suda eriyen yağlı tuş mürekkebiyle çalışabiliriz. Yağlı lito kalemleri değişik sertlikte hazırlanmış, ortalama 5 cm boyunda, içerisinde iç yağı bulunan özel bir kalemdir. Kalem çıplak elde kullanıldığı gibi özel kalem taşıyıcılarıyla da kullanılır. Silmek istediğimiz bölümler varsa eğer, o bölümlerde ponza taşıyla silinebilir, kazınabilir. Çalışma bittikten sonra taşın yüzeyine önce toz reçine bir pamuklu bez yardımıyla düzenli olarak sürülür. İçine tozu taşın yüzeyini iyice kaplar. Daha doğrusu çalıştığımız yağlı bölümleri biraz daha kalınlaştırır. Daha sonra süreceğimiz asite karşı çalışmanın rengini artırır. Taşın yüzeyi iyice temizlenir. Daha sonra halk pudrası yüzeye yine bir bez parçası yardımıyla sürülür. Toz reçine ve pudra çalışmanın asite karşı direncini artırdığı gibi yüzeyin homojen bir şekilde arat zampıyla kaplanmasını da sağlar. Daha sonra da kap içerisinde hazırladığımız arat zampına %2 oranında nitrik asit damlatırız. Ve bu karışım bir fırça yardımıyla taşın yüzeyine düzenli bir şekilde sürülür. Ve taş ortalama 12 saat bekletilir. Bu aşamada taşın yüzeyi bol suyla ve doğal bir sünger yardımıyla iyice temizlenir. Daha sonra çalışma terebentinle ve bir pamuklu bez yardımıyla temizlenir. Taş yüzeyinde hiçbir iz kalmayacak şekilde temizleme işleminin sürdürülmesi gerekir. Taşın yüzeyi ıslakken merdane ile daha önce hazırladığımız çıkarma mürekkebi taş yüzeyine sürülür. Çalışma aynen ortaya çıkar. Yani eski haline dönüşür çalışma. Kurumaya bırakılır.
kuruyan taş yüzeyinde eğer varsa taş yüzeyindeki çalışmadaki daha doğrusu bazı noksan yerler yine yağlı kalemle tamamlanır. Bir takım rötuşlar yapılır. Ya da gözümüze ilişen fazla bölümler, bir takım ayrıntılar, bizi rahatsız eden bölümler jet yardımıyla ya da ponza taşıyla kazınır. Daha sonra yine toz leçine bir bez yardımıyla çalışmanın yüzeyine sürülür. Yüzey temizlenir. Arkasından kalk pudrası yine sürülür. Temizlenir. Nitrik asitli Arap sampı, bu kez biraz daha bol nitrik asitli Arap sampı yüzeye bir fırça yardımıyla sürülür. Bu haliyle taş 15 dakika bekletilir. Kuruyan taşın yüzeyi yine bol suyla iyice temizlenir. Yüzeyin fazla suyu süngerle hafif alınır. Terebentinle ve bir pamuklu bez yardımıyla görüntü silinir. Silme işlemi yüzeyde iz kalmayıncaya kadar devam eder. Daha sonra da yine bol suyla yüzey temizlenir. Süngerle silinir. Taşımız baskıya hazır hale gelmiş durumda. Bu aşamadan sonra taşın kesinlikle kurutulmaması gerekir. Baskı sonuna kadar taş sürekli ıslak kalacaktır. Taş kalıp res tablasına yerleştirildikten sonra taşın yüzeyine merdane ile baskı mürekkebi verilir. İşlem sırasında da taşın yüzeyinin yine ıslak olması gerekir. Mürekkepleme işlemi taşın yüzeyindeki görüntünün istenen koyuluğa gelmesinden sonra bırakılır. Ve taşın kenarları el yardımıyla, daha sonra da sünger yardımıyla temizlenir. (Gülüyor)
baskı kağıdı bir sünger yardımıyla nemlendirilir. Ve taş kalıbın üzerine yerleştirilir. Üzerine bir karton parçası konulur. Kağıt üzerinde. Onun üzerine kalın bir mukavva, yağlı mukavva, üzeri greslenmiş bir mukavva konur. Buna biz prespan diyoruz. Daha sonra resim tablası rapıya sürülür. Karton kaldırılır. Daha sonra yavaşça baskı kağıdı kaldırılır. İlk baskı böylece tamamlanmış olur. Bugünkü dersimizde siyah beyaz bir litografi gerçekleştirdik. Hepinize sağlıklı, başarılı günler dilerim.